Günaydın hanımlar, günaydın beyler. Tüp bebek ve gebelik programına bugün de hoş geldiniz. Bugün de Avrupa Özel Tüp Bebek Merkezleri doktorlarından kadın hastalık ve doğum uzmanı ve tüp bebek uzmanı Operatör Doktor Serhat Partalcı hocamızla merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız. Evet hocam, bir bayanın yaşayabileceği en güzel süreçlerden biri, Yüce Yaradan'ın vermiş olduğu en güzel ve en özel anlardan, dönemlerden biridir gebelik. Gebelikten biraz bugün isterseniz Tabii ki. bahsedelim. Gebelik ne anlama Ne geliyor? Çok anlama basit geliyor? Evet. tabiriyle ne zaman bir bayan gebe olduğunu anlar? Evet. Gebelikte yaşanan süreçlerden biraz bahsedelim Tabii isterseniz. ki. Buyurun. Dediğimiz gibi hep tabii sizin de söylediğiniz gibi bu gerçekten Evet. önemli bir dönemdir bayanlarda. Ve bakıyoruz bu süreci her bayan yaşamak istiyor. Ve gerçekten doğanın verdiği bir dürtü, bir uyarı, o kesinlikle olması gereken, özellikle evliliklerden sonra hep istenen bir olduğu için. Tabii şimdi burada baktığımızda bize gelen grup şanslı bir grup. Evet. Neden? Çünkü biz biliyorsunuz hep diyoruz, gebelik normalde sizin adetiniz gecikmeden 3 ay önce başlar. Gebelik 3 ay önce başlamalıdır. Yani bir çift veyahut da bir kadın gebeliği düşündükten sonra 3 ay sonra gebe kalması gerekiyor. Niye böyle diyoruz? Birincisi bu hazırlık dönemi. Nedir bu hazırlık dönemi? İşte belli testler, yapılacak testlerimiz var. Bunların içerisinde çok önemli olanlar var. Hayati olanlar var. Gebelikten önce bilinmemesi durumunda gebelikte çıkacak sorunlar sebebiyle bebeği kaybetme riski olan Evet. hastalıklar var. Artı gebe kalmadan 3 ay önceki başladığımız bir takım ilaçlarla bu ilaçların gebeliğe katkısı, olumlu yanları çok kanıtlanmıştır. Bu işte multivitamin kullanımı, folik asit kullanımı. O yüzden biz ne yapıyoruz? 3 ay önceden bunlara hazırlık yapıyoruz hastalarda. Buradan benim mesajım kadınlarımıza, eğer ilerideki dönemde, ilerideki 3 ayda bir Evet. bebek planlıyorsanız bir kere doktorunuza gidin. Burada sizin gebelikle ilgili herhangi bir sıkıntınızın olup olmayacağını, işte karaciğerinizde, böbreğinizde, diğer organlarınızda herhangi bir sorun var mı, bu gebelikle kötüleşir mi? Bunları bir değerlendirdikten sonra folik asit dediğimiz ilacı başlamanız, bunun yanında multivitamini başlamanız sizin büyük yararınız olacaktır. Artı en basit kan testleri, kansızlık. Örneğin bir kansızlık durumunda hasta hamile kalıyor. Bakıyoruz gebelik kaybı kansızlıkta artıyor. Gebe kalma zorlaşıyor. Bebeğin devreye girmesiyle birlikte mi kansızlığın artması? Yok yani genel olarak tabii ki şimdi ilerleyen aylarda anneye binen yük artıyor. Ve kompanse dediğimiz yani hiçbir belirti vermeyen bir annede 5-6 aylık olunca bu yük artacaktır. Çünkü diyoruz ya çift can, çift dolaşım. Bu Evet. sefer ne olacak? O yeterli olan, gebe olmadan anneye yeterli olan durum şey gibi düşünün. Hani yolda yürürsünüz, sağlıklısınız, bir sıkıntınız yok. Ama bir 7 aylık hamileyi görün yolda nasıl yürüyor. Yani siz 10 dakika yürüyorsunuz, hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama o 2 dakikadan sonra nefes nefese Nefes kalıyor. nefese kalır. Sebebi de o oksijeninin, kanının bir kısmı bebek kullanıyor. Gayet basit. Diğer tahlillere baktığımızda örneğin bir kızamıkçık testi bizim en önemli testlerimizden Kaçar birisi. haftadan isterseniz hocam onlara böyle değinelim. İşte şu Tabii, ayda evet. gebeliğin bu Tabii ki. haftasında bu testler çok önemlidir. İşte Evet. 16. 20. haftasında bunları mutlaka yaptıralım. Olmazsa olmazlar diyebileceğiniz testler nelerdir diye Tabii ki. soracağım ama bir gebelik süreci geçen ve TRT'lerimizde ve sokak röportajlarına da sormuştuk. Bugün de bir sokak röportajlarımız girecek. Orada da sanırım var gebelikle ilgili. Bir gebelik süreci kaç haftadan oluşuyor? Önce onu soralım hocam. Tamam. Bu zaten anlattıklarım benim hepsi gebelik öncesi hazırlıklardı. Gebelik 40 haftadır bizim değerlendirmemize göre. Çünkü biliyorsunuz biz 15 gün daha önceden alıyoruz. Son adetten itibaren hesaplıyoruz. Kadınlara göre 9 ay 10 gün, bize göre 40 40 hafta. hafta. Evet. Ve bu saydığım testler, rubella olsun, kan değerlendirmesi, organ değerlendirmeleri, vitamin başlanması, kan grubunun bilinmesi, bunların hepsi gebelikten önce yapılması gereken işlemlerdir. O nedenle bizim kadınlarımıza tavsiyemiz
bunları yaptırmadan gebelik planlamayın. Yani eskiden tamam zordu, ulaşım zordu, doktora varmak kolay değildi. İşte bir kar yağardı, köyler 5-6 ay kapalı kalırdı. Evet. O arada olan oluyordu. Ama artık böyle değil. Artık en ücra köşelerimizde bile sağlık kuruluşları var. O nedenle 3 ay önceden gidip bunları değerlendirmeleri, oluşabilecek sıkıntıları önceden görülebilenleri halletmeleri çok önemli. Kan grubu çok önemli. Bir kan uyuşmazlığı. Aynen, kan uyuşmazlığıyla ilgili değerlendirmeler yapabiliyoruz. Ve gebelikte çıkabilecek riskleri değerlendiriyoruz. Ailelerinde, özellikle ailelerinde kansızlık, talasemiya, böyle 20 yaşa gelmeden bir hastalığa yakalayıp kasları eriyen, bir deri bir kemik kalan bireyler varsa, bir anormal doğum varsa, bunlar muhakkak ne yapıp yapıp gebe kalmadan önce gidip bu sorularını, bu testlerini doktorlarıyla paylaşmaları çok önemli. Ondan sonra gelelim haftalarımıza. Bizim şimdi biliyorsunuz gebelik ne zaman başlar? Gebelik bizde daha adeti gelmeden başlar Türk bebek camiasında veya kısırlık camiasında. Çünkü biz değerlendirdiğimiz için, yakın takip yaptığımız için biz bunu daha adet gelmeden, gecikmeden biz anlıyoruz. Ama evdeki bayan bunu nasıl anlıyor? Evdeki bayan bakıyorsunuz işte olması gereken adet olmuyor. Bir haftada geçmişse bu birinci değerlendirilmesi gereken şey gebeliktir. Adet düzensizliği de olabilir. Yani her gecikme eşittir gebelik değil. Ancak ilk etapta bakılması gereken gebelik olup olmadığıdır. Tabii bir hafta adeti geçen kişi gidip bir eczaneden bir testle de bunu öğrenebilir. Bizim tavsiyemiz yine tamam testi yaptırsın ama ondan sonraki günlerde de bir tekrar doktoruyla irtibata geçsin. Bizim için ilk aylar çok önemli, bir de son aylar çok önemli. Neden önemli? İlk aylarda şimdi tabii geçen programda da konuşmuştuk. Tamam bir gebelik başladı ama bu gebelik nerede başladı? En önemli soru o ilk başka ayda. Başka şeyler olabilir. Tabii ki. Dış gebelik gibi. Aynen öyle. Dış gebelik olabilir. Başka sıkıntılar olabilir. Boş gebelik var. O da olabilir. Boş gebelik olabilir. Bebeğin gelişmediği. İkiz gebelik olabilir. Bunların hepsini biz değerlendiriyoruz ve anneye o dönemde hemen söyleyebiliyoruz. Sizin gebeliğiniz normaldir. Rahim içine yerleşmiştir. Bir sıkıntımız yoktur. 15 gün sonra da gelin kalp atışlarına bakalım. Canlandı mı, canlanmadı mı? Bunları değerlendiriyoruz. O nedenle önemli. Tabii bir de bu ilk 3 aydaki süreç dinamik bir süreçtir. Nasıl? Önce bir bebek geliyor, bir rahimle karşı karşıya geliyor. Beslenmesi serum alışverişiyle, ozmozla başlıyor. Daha sonra bu villus dediğimiz kök atacak hücrelerin büyüyüp rahim içerisine kök salmasıyla 3 ay sonunda da ne oluyor? Bu kökleniyor ve artık anne ile bebek arasında bir çeşit kan alışverişi başlıyor. Evet. Bu dönemlerde etkiler çok önemli hastalarda. Özellikle ilk 3 ayda sıkıntısı olan, sorunu olan hastalarımız. Çünkü biliyorsunuz ilk 3 ayda belli de değildir hastanın hamile olup olmadığı. Bu kişilerde adet ağrısı gibi ağrı, lekelenme, bu tür sıkıntılar varsa biz fiziksel aktiviteleri kısıtlamalarını, işte ilişkiden sakınmalarını, ağır iş yapmalarını. Şimdi ağır iş deyince bir de halkımız özel olarak sanki böyle çok, yani tarlaya gitmiyorum, bir şey yapmıyorum veya evden öyle denilebilir. Ya sen evde bütün gün oturuyorsun. Ama ev işleri, biz beyler çok bilmeyiz. Ev işleri zaman zaman dışarıda ağır olabiliyor hocam. Bir halı kesinlikle. Yıkama, halı silme. Kesinlikle. Yersin mi eğilerek, özellikle gebelik açısından risk taşıyan bayanlarımız varsa evet, bir belki yere eğilip bir şey almak bile onlar için bir risk oluşturabiliyor. Oluşturabiliyor. Özellikle uzanmak, yukarı raflara uzanmak, duvarları silmek, kapı pencereleri silmek, bunlar gerçekten ciddi ve ağır yükler bayanlar için. İlk 3 ayda en azından düşük özellikle riski de açısından aynen. İlk 3 ay bunlardan, bayanlar açısından, gebe bayanlar açısından çok önemli olduğunu hocamız altını çizerekten vurguluyor ve değiniyor. İlk 3 ay bir gebe bayanın kendini koruması açısından çok çok önemli. Bir de daha önceden yapılmış düşükleri varsa, yapılan olan düşükleri varsa çok daha korunur.
olması kesinlikle gerekiyor ki bazı gebeler biz biliriz ki hep böyle 9 ay derler yatarak geçirdim. Bir de öyle gebeler var değil mi? Riski yüksek olan hastalar bunlar herhalde hocam. Evet, sözünü ettiğiniz bu tür hastalarda da zaman zaman gerekiyor gerçekten. Örneğin rahim ağzındaki bir yetersizlik durumunda veyahut da hasta zaten gebeliğe başlarken tansiyonu vardır, sıkıntıları vardır. Ya bu hastalarımızda biz mümkün olduğunca istirahat ve yük bindirmemek hastaya özen gösteriyoruz. Ha, gelelim testlerimize. Şimdi ilk 3 ay önceden biz planladık. Doktorumuza gittik, testlerimizi yaptırdık. Bir tane multivitaminimize de başladık. Folik asitimizi de alıyoruz. Bu folik asit çok çok son dönemlerde de medyada duyuyoruz. Nedir bu folik asit? Kim için faydalıdır? Anne için midir? Bebek için midir? Neden vitaminleri kullanıyoruz hocam? Vitaminler şimdi folik asit çalışmalarda gösterilmiştir ki 3 ay önceden başlanırsa bebeğin merkezi sinir sisteminde olumlu etkileri var. Yani beyninde nedir bu? Mi? Evet. Beyin ve omurilik gelişmesinde olumlu etkileri olduğu göstermiştir. Ne oluyor? Kullanmasak ne olacak? Kullanmasak bu halk arasında çocuğun beli açık doğdu denilen bir tabir vardır. Evet. Yani bakıyoruz sırtında böyle yara gibi bir şey oluyor çocuğun. Ama o esas da omuriliğimizin dışarıya o kemiklerin tam oluşmamasını gösteren bir bulgudur. Ağır formları sıkıntılı olup sorun çıkarabilir, felç olabilir. Felç oluşturabilir. Oluşturabilir. İleride çocuğun hayatını tehdit edebilir. Bu hapı kullananlarda bu tamamen sıfır mı oluyor? Hayır, sıfır olmuyor. Ama folik asit kullananlarda bu bel açıklığı, merkezi sinir sistemi sorunlarının daha az olduğunu görmüştür tıp ve bütün annelere bunu önermiştir. Peki folik asit hocam bölüyorum ama folik asidi sadece ilaç olarak mı almak gerekiyor? Doğal besinlerle dışarıdan da alabilir miyiz? Ve gebeliğin kaçıncı haftasına kadar folik asit desteğini siz bir hekim olarak öneriyorsunuz? Evet. Şimdi folik asit tahıllardan, diğer yeşil sebzelerden alıyoruz. Ancak bu hazırlık döneminde bu çok da fazla bulunan bir şey değil doğada. Yani baktığımızda sadece besinden yetmiyor. O nedenle biz bunu takviye yapıyoruz. Ha bir de takviyeyi de abartmamak lazım. Yani günde bunun miktarı 800 mikrogram düzeyindedir. Bunu hasta daha iyi olsun diye bebeğim işte gideyim 1,5-2 yani bir tablet yerine 2 tablet 3 tablet içeyim şeklinde de yapmamalı. Fazlasının da olumsuz yanları vardır. Gıda olarak diyecek olursak olarak, diyebiliyor musunuz? Işte? Tahıllı besinler. Bir avuç şundan yiyin işte 800 gramda folik asit için diye ya da ne bileyim 2 tane salatalık yiyin ya da atıyorum 5 tane ceviz yiyin. Yani hani belli bir ölçü var mı? 800 gram diyorsunuz ama ne kadar? Şimdi 800 mikrogramın zaten biz toplamını dışarıdan alamıyoruz. Bu mikrogramın biz işte marul, ıspanak, yeşil besinlerden diğer kısmını da kabuklarıyla işlenmiş tahıl. Yani beyaz ekmek değil de tahıllı esmer ekmek, tahıllı ekmeklerden bir kısmını da buradan elde ediyoruz. Ancak sizin bunları her gün düzenli olarak tüketip bunun 800 mikrogramını tamamlamak gibi bir şeyiniz olmuyor. Ne yapıyoruz? Biz bunun yarısını dışarıdan alıyoruz. Geri kalan yarısını da muhakkak destek olarak almalı bayanlar. O açıdan biz öneriyoruz. Tabii ki tahıllı ürünler artı yeşil yapraklı besinler de bunun bir kısmını alacaktır. O zaman Anadolu'da bizi izleyen hanımlar varsa bunu bol bol alıyorlardır. Tarlalarda tahıllı yiyecekler değil mi? Tabii. Yani, değil mi hocam? Evet. Sebzesi, bahçesi, bahçede meyve sebze yetiştiren kişiler de bunu rahatlıkla alıyordur. Doğal ortamda yaşayanlar doğal ortamda tabii daha fazla alıyorlar aslında. Daha, doğal oluyorlar, daha doğal oluyorlar. Tabii daha doğal bunların şey yapması. Ama bizde şehirde yaşayanlarda bu çok o kadar olanaklı olmuyor. Multivitamin de yine aynı şekilde büyük seri yapılmış çalışmalarda multivitaminin önceden başlanması ve gebelikte kullanılması bir gebe kalmayanlarda gebelik oranını yükselttiği, gebe olanlarda da düşük oranlarına olumlu etki ettiği, bebek sağlığında olumlu etkileri olduğunu göstermiştir çalışmalar. O nedenle de biz gebelik başlamadan, gebelik süresince ve gebelik bittikten sonra lohusalık dönemi de dahil hem bu multivitamin tabir ettiğimiz birçok vitamin mineral içeren tabletleri artı folik asit ve kan ilaçlarını öneriyoruz hastalara.
Burada önemli olan oluşacak bir kritik kaybı dengelemek. O açıdan önemli.